Evet şimdi ıkta da aynı gulam gibi yani gulam sistemi gibi yine bizim ortaçağ Türk İslam devletlerinin temel kurumlarından bir tanesi. ıkta sistemi aynı gulam sistemi gibi aslında Selçuklular açısından düşünüldüğünde sadece Selçukluların ortaya çıkarttığı bir sistem değil. Tabii ki Selçuklulardan önce de çeşitli İslam devletlerinde uygulanmış. Ee, ama aynı gulam sistemi gibi bunun da şarka özgü bir şey olduğunu söylememiz mümkün. Şu bakımdan söylüyorum. E, bu malumunuz işte Bizans ve e, Batı'da görülen toprak sistemiyle alakalı işte e, tema gibi, Pronya gibi bir takım sistemlerle e, karşılaştırılır, hatta eskiden feodaliteye mesela benzetilirdi, irtibat kurulurdu falan. E, şunu açıkça görmemiz ve söylememiz lazım. Iktar sistemi şarkın kendine özgü bir takım özelliklerinden kaynaklanan ortaya çıkan ve zaman içerisinde gelişen bir sistem. Şüphesiz dünyanın başka bir ucunda yine işte coğrafya aynı, zaman aynı, işte insan faktörü aynı, toprak sistemi diye bir ihtiyaç söz konusu. Bir takım benzer uygulamaların olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu açık ve net. Ama ille de birbirinden etkilenmiş gibi bir şey düşünmek aslında çok da isabetli bir şey değil. Hele hele Selçukluların, Türkiye Selçukluların sonrasında Osmanlıların gerilerinde Büyük Selçuklu mirası, Osmanlı için düşünecek olursak Türkiye Selçuklu ve Beylikler mirası bulunurken e, bunlar hiç yokmuşçasına bu sistemi Bizans'tan falan doğrudan almış olmaları e, düşüncesi çok mak mantıklı ve makul de değil esasında ha tabii ki karşılıklı bir takım etkileşim neticesinde sistemin geliştirilmesinde mekana ve zamana göre yeniden e, uyarlanmasında şüphesiz ıktanın da e, şey da etkisi olmuştur yani bunda şüphe yok e, temaların e, sınırları ve bir takım uygulamalar e, itibarıyla fakat doğrudan doğruya sanki hiç yani Osmanlılar ilk defa bu sistemi Bizans'tan gördüler aldılar gibi bir düşünce çok makul ve mantıklı değil. Şimdi ıktayı aslında anlatmanın en güzel yollarından bir tanesi ıkta kelimesinin manasına bakmak. Sadece ıkta değil İkta muadili olarak kullanılan Arapça Türkçe kelimelerin manasına bakmak. İkta biliyorsunuz işte kat kökünden geliyor. E, bu arada özellikle söyleyelim. E ikta yerine değil de ıkta şeklinde telaffuz etmek daha doğru bir ifade olacak. E, bu konuda e, mesela tamarla ilgili de öyledir. Aslında doğrunun e, kelimenin doğru telaffuzu timardır. Yani i ile söylememiz lazım. Timar bu da işte Farsça bir kelime. Rahmetli Halil İnalcık Hoca bütün yayınlarında timar dedi. Her konuşmasında timar dedi. Ama biz hala timar demeye devam ediyoruz. Böyle bir kalat olmuş artık bu ifade tarzı. Şimdi ıkta için de aynı şey geçerli. Kat yani kesmek kökünden geliyor. Kast edilen ne? Bir toprak parçasının belli bir toprak parçasının belirlenmesi kesilmesi anlamında kullanılıyor. Yine Arapçada zaman zaman ıkta yerine kullanılan başka bir kelime var. Hubz veya ahbas kelimeleri ekmek anlamında. Şimdi buna benzeyen bir kullanımı da Farsça'da görüyoruz. Yani Farslar da ıkta'nın muadili olarak nan veya nan pare ifadesini kullanıyorlar. Yani ekmek parçası veya ekmek ifadesini kullanıyorlar. E şimdi bu kelimelerin bu anlamlarını şöyle birleştirdiğimiz zaman işte ıktanın ne olduğuna dair aslında yavaş yavaş bir şey şekilleniyor. Toprakla alakalı bir şey ama aynı zamanda da işte ekmek veya kazanç diyebileceğimiz bir şey söz konusu burada. Bakın şimdi bunun yanına hemen yine ilerleyen dönemlerde işte Ak Koyunlarda, Kara Koyunlarda, Timurlarda kullanılan bir kelime olarak, ıktanın muadili olarak, suyurgal kalime, kelimesini görmemiz lazım. ya e suyurgal da e, tevcih demek, bahşiş demek işte ne diyelim sultan tarafından tevcih edilmesi, ihsan edilmesi anlamında kullanılıyor. Bakın bunun da yine aynı şekilde ıktanın ne olduğuna dair bir katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında kelimenin tam Türkçe manasına geldiğimiz zaman aslında tam olarak tanımı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türkçesi de bu işin dirlik dirlik yani geçimlik anlamında hala bugün Türkçemizde de kullandığımız dirlik kelimesi geçimlik anlamında kullanılıyor. Şimdi bu tanımları, bu kelimeleri de yan yana koymak suretiyle aslında ortaya çıkan şey şu: bir toprak parçasının bir miri araziden olacak tabi devlete ait bir toprak parçasının tasarruf hakkının tasarruf hakkının devlet memurlarına verilmesi tevcih edilmesi, ıkta edilmesi. Ne karşılığı olarak o devlet memurunun maaş karşılığı olarak, maaşı karşılığı olarak. Şimdi ıkta'nın işte en böyle basit diyebileceğimiz tanımı bu. Bu tabii ki bir ihtiyaçtan doğmuş yani o günün o günün şartları içerisinde e, hazine gelirlerinin ve nakdi ödemelerin devlet memurlarına, özellikle yüksek devlet memurlarına tabii ki e, ödenmesi e, ciddi bir e, ameliyat gerektiriyordu yani e, işte onların götürülmesi getirilmesi nakli şuyu buyu e, şimdi bu doğrudan doğruya devlet memurlarının bu gelirini düzenlemek, onlara yapılan ödemeleri düzenlemek için e, alınan bir önlem gibi görünüyor ilk bakışta. Fakat hemen geri planında başka bir şey daha görüyorsunuz. Bir kişiye ıkta edilen arazi belli şartlarla o tasarruf hakkı ona veriliyor. Yani kendisine ıkta edilen kişi o araziyi gözetmek, bakımını yapmak durumunda. Şimdi. Burada da bakın yine ıktanın muadili olarak kullandığımız yine kelimelerden birisi işte timar kelimesi devreye giriyor. Timar demek bakım demektir. Bugün işte at timar etmek kelimesini hala kullanıyoruz ve bu işin çok güzel bir hatırası da timarhane kelimesidir. Timarhane bizim kullandığımız bir tabir esasında akli bir takım işte rahatsızlıkları olan kişilere bir tırnak içinde söylüyorum işte ne bileyim deli evi işte mecnun evi şu bu falan filan değil timar hanelerde biz e, görmüşüz onları. O şekilde onların tedavi gördükleri, bakıldığı yerlere bakın timarhane yani bakım evi anlamında kullanmışız. İşte bu noktada da bakın tımar sahibinin veya ıkta sahibinin e, vazifesi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Timar dediğimiz şey de bu noktada işte e, kişinin bir bölgenin kendisine e, ıkta edilen kişinin o toprakla ilgilenmek ve bakmak zorunluluğuyla ilgili e, görev veya sorumluluk bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bu şekilde düşünecek olursak ıkta sistemi hem devlet mekanizmasının işleyişi konusunda hem de milli arazinin e, tasarruflu bir şekilde en verimli ve işlevsel bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi konusunda e, oluşan Belki de kendiliğinden oluşup zaman içerisinde gelişen bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Tabi ıktanın çeşitleri var. Ee, İslam hukuku kapsamında da bu meseleyle ilgili birçok çalışma yapılmış, çeşitleri de ortaya koyulmuş. Ama bizim genel olarak e, üzerinde durduğumuz ve e, özellikle Selçuklar zamanında e, böyle ne diyelim en işlevsel haline getirilmiş hali üzerinde birkaç şey söylemek lazım. O da bu askeri ıkta dediğimiz şey. Bir adınce ana hatlarını ortaya koymaya çalıştım bu kelimeler ve anlamları üzerinden ıkta genel olarak idari ıkta olarak nitelendiriliyor. Çünkü biraz önceki o şeyde belli olduğu üzere askeri bir yönünden bahsetmiyoruz. Ama bir de askeri ıkta dediğimiz şey, askeri ıkta dediğimiz şey de şu. ıkta sahibi ıktası olan bölgedeki işte çalışmaları Toprakla ilgili düzenlemeleri, ziraatı ve diğer bütün işleri düzenlemek ve bunları yürütmek, yönetmek. Bunların düzenli bir şekilde devamını sağlamak zorunda. Gelirini yani vergi olarak toplanan geliri kendisi topluyor. Ve işte bu topladığı gelire oranla da asker yetiştirme zorunluluğu konması. Bu Selçuklular döneminde sistematik hale getirmiş. Ha bundan öncesi yok mu? Bazı kaynaklarda Büveyhoğullarında falan da kullanıldığına, uygulandığına dair bazı kayıtlarımız var. Fakat yani sistemin en böyle işlevsel olarak uygulanması Selçuklular döneminde ve özellikle Nizamülmülk Mülk ortaya çıkıyor. Nizamülmülk Mülk ıkta sistemine, bilinen o idari ıkta sistemine öyle bir dokunuş yapıyor ki o dönemin kaynakları ıktayı Nizamül Mülk'ün icat ettiği şeklinde ilk defa onun tarafından uygulandığı şeklinde çeşitli kayıtlarda tutmuşlar. Yani diyor ki mesela ıktayı diyor ilk defa Nizamül Mülk uyguladı. Nizamül Mülk ilk defa ıktayı uygulamıyor. Bir ıkta sistem var ama o ıkta sistemini öyle bir düzenliyor ki yeniden Kurguluyor ki işte ıkta sistemi en işlevsel haline kavuşuyor. Ve bakın Selçuklulardan sonra hem o dönemde hem de ondan sonraki bütün Türk ve İslam devletlerinde ıkta sistemi denilen ve farklı isimlerle ilk başta söylediğim böyle farklı isimlerle adlandırılan sistem Selçuklu modeli üzerine inşa ediliyor. Askeri ıkta da şu. Şimdi... Yine o dönemin şartları gereği merkezde çok çok büyük orduların beslenmesi, barındırılması vesaire bu devlet için çok büyük bir yük, hazine yükü olarak diğer açılardan da çok ciddi sıkıntılar içerisinde barındırıyor. Bunun yerini işte devlet şöyle bir düzenleme getirmiş ıktayı askerileştirmekle her ıkta sahibi biraz önce söylediğimiz tarzda o bölgenin gelirine mütenasip olmak şartıyla Bölgede asker yetiştiriyor. Asker yetiştirme dediğimizde şu, hem eğitimi, silahı, bütün teçhizatı, her şeyiyle hazır asker yetiştiriliyor. Peki bu ıkta bölgelerinde kaç asker yetiştirilecek? Bu sayılar nasıl belirlenecek? Bunlar da o dönemin defterlerinde zaten kayıtlı bir şekilde her ne kadar Elimize günümüze ulaşmasa da bu defterler yine de biz kaynaklardan bu bilgileri edinebiliyoruz. Mesela e, bununla ilgili belki de elimizdeki tek e, belge e, vaktiyle Osman Turan hocamızın da yayınladığı e, Türkiye Selçukları dönemine ait müşahatlardan çıkan bir belge. Orada e, Tokat'ın Zile e, ilçesinde bugün Zile ilçesine dair bir böyle e, belge var. Orada işte sayı veriyor. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam sadece iki asker çıkartan zile kazasının ıkta edildiğinden söz ediliyor kişiye. Şimdi bakın kocaman bugün diyebileceğimiz zileden iki tane asker. Yani e, zannedildiği gibi öyle her kasabadan, her bölgeden onlarca, yüzlerce, binlerce asker falan çıkmıyor. Ama şöyle düşünün, mesela herhangi bir e, günümüzdeki ilin bütün ilçelerinden, köylerinden ikişer birer tane e, bu şekilde çıkan tımarlı sipahi de diyebileceğimiz, ıkta askeri diyebileceğimiz e, askerlerin e, yekununa baktığınız zaman bu ciddi bir sayı tutuyor. Ve burada özellikle altını çizmemiz gereken şey ben. Belki şu şöyle bir anlayış var. Normal şartlarda bunlar hep işte çiftçilik vesaire 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 yapıyorlar. Sadece savaş zamanlarında işte savaşa gidiyorlar. Normal zamanlarda işlerine bakıyorlar. Çiftçilik yapıp savaş zamanı savaşa gitmiyorlar. Eğer öyle olsa bunlar doğrudan doğruya sadece çiftçi olurlar. Bunlar aynı zamanda da askeri eğitim alıyorlar. Mesela buna ilişkin de kaynaklarımızda bilgiler var. Yani sipahilerin belirlenen bölgelerde yerlerde tıpkı gulamların gulamhanede aldıkları eğitim gibi bir kışla hayatlarının olduğunu öğreniyoruz. Nitekim gerçekten de mi? Osmanlılar döneminde de sipahi dediğimiz adamlar tıpkı gulamlar gibi profesyonel savaşçı niteliğinde. Hatta bazen işte kendi silahlarını kendileri yapabiliyor. Her türlü silahı kullanabiliyorlar. Bunun yanında taktik, strateji, tabia buna benzeyen hususları da öğreniyorlar. Demek ki ıkta askeri dediğimiz ıkta sisteminin en böyle çarpıcı ve işlevsel boyutu olarak çoğu zaman karşılaştığımız bu sistemin ürünü olan askerler sıradan veya işte köylü diyebileceğimiz sadece çiftçi diyebileceğimiz savaşla askerlikle çok alakasız insanlar değil, bizatihi tıpkı gulamlar gibi doğrudan doğruya profesyonel askerler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi e, sistemin tam olarak ne zaman uygulanmaya başlandığı bu askeri ıktar sisteminin falan, tespit etmek çok mümkün olmasa da muhtemeldir ki işte Alparslan döneminde artık bu işler yapılmıştı. E, ama memleketin yani Selçuklu ülkesinin tamamına hakim kılındığına dair kayıtlarımız Melikşah dönemine rastlıyor. Özetle şunu söyleyelim. Iktidar sistemi dediğimiz sistem Ortaçağ Türk İslam devletlerinin bakın hem bu memuriyet mekanizması, devlet mekanizmasının işleyişi için bu işi kolaylaştırıcı çok önemli bir role sahip. Diğer yandan o bölgeye memleket topraklarının işlenmesi ve sürekli gelir getiren bir halde tutulması için önemli bir altın bir müessese, altın bir çözüm. Diğer yandan da bütün bunlardan belki daha önemli bir görülen veya daha ön planda olduğunu söyleyebileceğimiz askeri sistemin temelini oluşturması bakımından önemli. Şöyle ki yani GULAM ordusu, e, hassa birlikleri e, her zaman için çok az sayıda olmuştur orduların genel şeyi itibarıyla. Fakat tımarlı sipahi dediğimiz Osmanlılar döneminde, Selçuklular döneminde de ıkta askeri dediğimiz askerler ordunun her zaman e, hem daha kalabalık hem de asıl vurucu gücü olarak karşımıza çıkmakta. Yoksa e, gulamların asli vazifesi sultanı ve sarayı korumak. Yani onların asli vazifesi savaşlarda savaşmak değil ön şeylerde savaşmak değil. Onların asli vazifesi sultanı ve sarayı korumak. Ama ıkta askerlerinin asli vazifesi doğrudan doğruya işte o orduyu teşkil eden birimlerde kendi bulundukları mevki, makam ve de tabii ki sınıflara uygun olarak bu savaşları yürütmektir. Bu bakımdan ıkta sisteminin yani hem doğrudan doğruya devlet mekanizması hem sosyoekonomik hayatı devamı diğer taraftan da askeri sistemin askeri teşkilatın temini bakımından böyle üç ana noktada toplanabilecek çok önemli fonksiyonları var ve işte bundan sebeptir ki orta çağ Türk İslam devletlerinin dayandığı temel kurumlardan bir tanesi olarak ıktayı gözmek zorundayız.